vallahi Elmas'cığım. Kuzenin iyi güzel hoş da bize her gün bunlardan onlarcası geliyor. Bizim anlaştığımız model de iyi. Hem profesyonel. Yani garanti veremem. Gülden ne bu ayaklar şimdi ya? Bizim ne konuştuk seninle? Şekerim iyi güzel konuştuk da sen hemen yarın diyorsun. Ya ben patronlarıma ne diyeceğim? Yani ben yarına yetiştirmem mümkün değil. Anlıyor musun? Garanti veremiyorum. Ben garanti veriyorum sana. Sen yarın bu işi hallet. Hesabına geçecek para tam. Ne? Ne? Ha, rakamı bir daha söyler misin? Ha. 'Cığım, bunun arkasında kim var? Orasını karıştırma. Sen havadan alacağın paraya bak. O zaman kendin karar ver işte. Patrondan fırça yemeye değer mi, değmez mi? Ay şekerim, seni mi kıracağım? Evet arkadaşlar, son yarım saat lütfen. Acele edelim. Engin'cim, şekerim, çekimle ilgili bir değişikliğimiz var. Sakın bana kötü haber verme. Modelimiz değişti. Hadi artık. Alabiliriz sizi yukarıya. Evet beyler, ne düşünüyorsunuz? Kız güzel, fena değil ama tecrübe istiyorsun. Hem bizim modele ne oldu? Arıza mı yaptın? Ay bırak şimdi eskiyi. Yani sana yeni yüz getirdim, keşif. Ben buna koreografi öğretmekle uğraşamam. Vakit yok Gülden. Yarına çıkmaz bu. Ben bu kızı istiyorum. O kadar. Merhaba. Nur Demir Ağa değil mi? Evet. Elmas Hanım senden çok bahsetti. Hadi gel benimle. Stüdyoya inelim, orada konuşalım. Stüdyo mu? Yok, yanlış olmasın. Ben yarım gün sekreterlik işi için gelmiştim. Gel sen gel. Yanlışlık yok. Hadi gel benimle. Ne kadarımız var arkadaşlar? 15 dakika yeter. Çok enteresan bir havan var Nur. Nasıl? Yani değişik bir tipsin. Gülden Hanım, benim biraz zaman sorunum var da... acaba artık şu sekreterlik işini bir konuşsak? Ay sekreterlik işi kolay, part time istiyorsun değil mi? Evet. Yani hemen başlayabilirsin. Ay nerede kaldı bu kız ya? Nasıl yani? İşe kabul edildin mi? Yani tecrüben yok biliyorum ama arada Elmas olunca... bir haftalık deneme süresinden sonra kesin kararımızı veririz. Çok teşekkürler. Nur, ekibe bir iyilik yapmak ister misin? Tabii, tabii isterim. Şimdi, bizim bugün bir deneme çekimimiz vardı. Hı. Ama modelimiz geç kaldı. Bütün ekibi de sırf prova çekimi için burada bekletemem. O zaman benim modeli aramam ve çabuk ol demem gerekiyor değil mi? Hayır tatlım, modelin yerine geçip poz vermen gerekiyor. Siz bakmayın onun sekreterlik işi dediğine. İçten içe gönlü başka yerde onun. Pek belli etmez ama vardır onun içinde öyle. Televizyondakilerden, o mankenlerden neyim eksik havaları. Saçmalık. Yok, Gülden Hanım. Ben size yardım etmek isterim ama ben öyle poz veremem. Yapamam ben. Ay Nur, seni reklam yıldızı yapacak falan değiliz. Rahat ol, deneme sadece. Tamam da beni neden deniyorsunuz? Ben sekreterlik için buradayım. Fotoğraf çektiremem ben. Şekerim beni yanlış anladın. Seni denemeyeceğiz ki. Tüm ekibim yeni. Kuaförüm, makyözüm, fotoğrafçım bile yeni. Benim onları denemem lazım. Modelim de geç kaldı. Koskoca ajans koordinatörü olarak kendi üzerimde deneyecek halim yok herhalde. Sen işe başladın az önce. Bir sekreter olarak kriz anlarında çözüm odaklı davranmanı bekleriz. Ama ben gerçekten yapamam. Öyle poz veremem. Yaparsın. Hadi gel. Makyaja başlayabilirsiniz. Gülden Hanım, ben gerçekten... Nur, sadece yarım saatini alacak.
Hem senin içinde bir değişiklik olur. Bir daha nereden bulacaksın böyle fotoğraf çektirme fırsatı? Alırsın, götürürsün, evine asarsın. Bir ana olur. Tamam, hadi bakalım.